Merhaba. Mersin Üniversitesi Robotik ve Gönüllü Sistemler grubu Başkanı Mustafa Selçuk Çağlar benim. Bugün sizlere C++ göstereceğim. Elbette profesyonel değilim. İnternetten öğrenebildiğim kadarını öğrendim. Evde kendim pratik yaparak olabildiğince kendimi geliştirdim. Kulübe açmamdaki amaç panolarda hep böyle şey görüyordum. Robot yarışmaları olduğunu görüyordum veya elektronik yarışmaları olduğunu görüyordum. Ama üniversitede biz elektrik mühendisleri olarak katılabileceğimiz bir grup yoktu. Gerçi ben de hocamla beraber birlik olarak açtım. Etiket mühendisleri odasının altında çalışıyoruz. Bugün sizlere dediğim gibi C++ göstereceğim. Şu an fark ettiyseniz bazı komutlar yazıyorum. Arkada da bilgisayarım çalışıyor. Şeyler yükleyip duruyor. İlk önce bütün programlarda, her programlamalarda olduğu gibi sıkıca bir programlama düzeni göstereceğim. Simsiz. Bunu şöyle yapacağım. Robotik ve gönüllü dersleri. Nasıl lazım? Vallahi hata olursa alırım. Evet, çıktı. Sıfır bu kadar sürede compile etmiş. Şu iki araya zamanlayıcı koymuş. Ne zaman başlayıp ne zaman bittiğine. Şimdi neden Hello World programı? Hello World programı o programlama dilinin genel yapısını şöyle bir özetleyen bir ufak bir program niteliğinde oluyor. Bu yüzden ilk olarak Hello World programları yapılır. Burada da özetleyecek olursak C ve C++'da belki C'den biliyorsunuzdur, C'yi görenleriniz. Include yani bir kütüphane. İlk önce bu kütüphane eklenir. Mesela nerede o? Mesela bunun hepsini alır. Bunun içine ne var ne yok böyle kopyalar. Alır. Burayı yapıştırır. Ondan sonra bu buraya yapıştırır. Daha sonra int main denilen yapı C++'da ve C'de her şeyin çalıştığı yapıdır. Fakat bu demek değildir ki mesela oyun yapmak istediğinizde main'le değil. Özellikle GUI uygulaması yapıyorsanız, hele Windows'ta yapıyorsanız çeşitli main fonksiyonları var. Zaten çok da değil. Onlara fazla girişmeyeceğim. Daha sonraki yapı buna std altında cout diye bir yani karakter cout eşittir. Out diye bir
Şey tanımlar, yani bu da karakterlerin ekrana yazdırılacağını belirtir. Tabii iki tırnak içerisinde belirtilir. Çünkü bu bir string'tir. Özellikle string'tir. Eğer ki siz bir karakter yazdırmak istediğinizde, mesela şuraya yazalım. Karakter mesaj mesajı alışım MSG'ye. A. Evet. Bunu böyle yazdırabildik, değil mi? Pekala, bunu şöyle yazdırabilir miydik? Mesela deneyelim. 0 verelim buna, 1 verelim. Cout msg 0 stdc out msg 1. Şu an size sorularınıza bakamayacağım. Yoksa ses yankılanıp duruyor. Herkes rahatsız oluyor. Pekala, bir yazdırmayı deneyelim. Ne olacağını hepimiz, ben de bilmiyorum. Ne olacağını göreceğiz. Deneye deneye. Bak, hata verdim. Şuraya özellikle yazacağım. Çift tırnak olmaz. Ben bunları böyle hemen çabuk çabuk yazarken sizin C bildiğinizi varsayarak yapıyorum. Bu kısmı hızlıca geçip hemen devam etmek istiyorum. Şimdi bunu yazdıramıyoruz çünkü C++'da, ayrıca siz gerçi C'de de yapmışsınızdır. Ama bu normalde C++'ın kendisine has şeylerindendir. Bu iki tane yan çizgi yorum satırıdır bunlar. Evet, şimdi ne yapacağız? Fark ettiniz mi? STD 2 nokta nokta STD 2 nokta nokta. Daha demin de yine STD 2 nokta nokta. Niye ben ikide bir STD yazayım? Peki STD ne? İşte standart. Yani bu C++'ın kendisine kendi içinde bulunan bir kütüphanesi. Pekala, STD yazmasam ne olur? Biliyorsunuz ki çalışmayacak. Çünkü ne oldu? Cout bulunamadı. Cout neyin altında? STD'nin altında. Using name space STD. Bir daha çalıştıralım. Evet, çalıştı. Budur. Ama yani şimdi olmasa da çok daha ileride mesela bu STD denilen standart fonksiyonu yerine siz kendi fonksiyonlarınızı yazarsınız. Kendi namespace'lerinizi yazarsınız. O zaman eğer ki kendi şeyinizi yazarsanız ve mesela kendi fonksiyonunuzu kullanmak istiyorsunuz ama bir yerde de namespace STD var. O zaman gider sırasıyla işte STD'leri yerleştirmeye çalışır compile. Altında da mesela sizin burada using name space benimki derseniz işte STD'leri yerleştirmeye çalışır. Burada da kendi fonks diyelim. Kendi fonksiyonunuzu, bu arada böyle yazılmaz. Kendi fonksiyonunuzu yazdınız. Ve bu benimkinin içerisinde. Benimki gelip buraya
Yapıştırmadan önce ilk önce STD'leri dener. Bir bakar ki STD'nin içinde bu yok. O zaman hemen hata verir. Daha sonra da internette arayıp bulamazsınız. O yüzden bunun güzel bir çaresi var. Ya iki çaresi var. Ya bunu alıp yine tek tek bu şekilde her bir fonksiyon için yazarsınız ya da mesela şu an burada yok da onun için bir şey benimki namespace'ini kullanamayacağım. Cout şeklinde yazarsın. Yani her bir fonksiyon için bir kez burada tek tek yazarsınız. İşte std cout şimdi göstereceğim. Using std gen. Kafanız bazı şeylerde karışabilir. Ama daha sonra dersler ilerledikçe anlayacaksınız. Yani benim de neler çektiğimi, bir yandan benim neler çektiğimi anlayacaksınız bunları öğrenirken. Bir yandan da işlerin nasıl yürüdüğünü anlayacaksınız. Tamam. Mesela hatırlar mısınız? C'de hangi veri tipleri vardı? Şöyle şey yapalım. Char, int, başka aklınıza gelen float, benim aklıma gelen double, bir de bunların short tiplisi vardı. Short ve long'la attributes hani ediyorduk. Yani float, long float, short float yoktu ama long int, short int vardı veya short double olmasa da yani long double kullanılabiliyordu. Her compile için olmayabilir belki ama long double yine var. Mesela bunlar vardı. Tamam. C++'da bazı güzel veri tiplerimiz var. Ama bunlar standart değiller maalesef. Mesela karakter için burada biz tek karakter girdik ya. Buna biz karakter diyoruz. Ha, eğer ki çok karakter, mesela isminizi gireceksiniz. İsim. Sıfır diyeyim, belki daha sonra yine şey yaparım. Başka şey tanımlarım. Kaç tane olduğunu belirtmiyorum. Mustafa. C, mesela C out isim 0. Bir deneyeyim, böyle yazdıracak mı acaba? Yazdırdım. Hello world. A Mustafa. A nereden çıktı ya? Ha, A bu. Yüzünüz nasıl? End. Bu yazdığım end C'deki C deki peki şu karakterin karşılığı. Hatırlayanınız oldu mu? Bir kesme bırakıp alt satıra geçiyordu. Bu. Sadece sonuna şöyle bir şey bırakacağız. And. C++'ın bu cout fonksiyonunun bir avantajı var. Tabii ki. Niye ben C değil de C++ kullanıyorum? C de tabii çok iyi bir dil. Özellikle sistem programlarken oldukça önemli. Bazen C++ compilerlarını bulamayabiliyorsunuz bir iş için.
temelde C olarak kabul ediliyor. Mesela bunları bu şekilde yazdırabiliyoruz. And diye desek mesela sırf göstermek için işte A Mustafa diye gösterecek. Bir de bunları and see out and diyelim. Bir de normalde printf'le yazdırmaya kalkıştığınızda bunları böyle her bir seferinde yeni bir printf açmak zorunda kalıyordunuz. Burada ise sadece bu bizim çıkış operatörümüz oluyor. Yani ekrana bir şeyler yazdırmak istediğimizde veya o kaydın içinden bir şey almak istediğimizde kullandığımız operatör oluyor. Bunu kullanarak işte bir daha aynı şeyleri yazdırmayacağım. Robotik ve görüntülü sistemler mesela bir tane space bırakıyorum. Böyle bir şey olabilir misiydi? Ben de dedim printf'e de bir iki tane yazdırabildim Visual Studio'da. Daha sonrasında hata verdi. MSG 0 isim 0. Ha bak. Baş belası hatalar. Biliyorum. Bunu gömülü sistemleri Türkçe harfleri yazdıramaz ama bunu yazdırabilirsiniz bir şeyde ileride. Bunun için yazdım. Hani göstermek için. Normalde yazdırılabilir ama şu anlık bunu görün. Bakın. Boşluk bıraktı. And boşluk bıraktı. A işte A karakterimiz işte Mustafa ben işte robotik ve gömülü sistemler aralarda boşluk var işte A yazdı arada boşluk var daha sonra da isim sıfır Mustafa işte genel bir bakış açısı ekranına nasıl bir şeyler yazdırabiliriz veya hani stringleri, karakterleri nasıl kaydederiz? Bunları görmüş olduk. Kayda devam ediyor. Ben bunları daha sonra yine YouTube'da yayınlayacağım. Kaçıranlar, daha sonra katılanlar, izlemek isteyenler izleyebilir. Bir de C++'ta standart olmayan dediğim bir veri tipi var. Adı string. Belki string.h'ı kullanmışsınızdır. Ama C++'daki şey string. Sadece. Fark ettiyseniz sadece adını yazıyoruz. Yani h olarak yazmıyoruz. Bu hepsi için geçerli değil. Yine C kütüphanesi ise C++'a da taş diye de kaydedebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturabilirsiniz. Daha birçok şey var. İmkanlar. String'de yaptığımız iş şu. Bizim burada karakter, isim, işte şu indis operatörünü koyup işte Mustafa diye belirtiyorduk ya. Buna bir nevi pointer
ataması yaparak yapıyor ve güvenli hale getiriyor. Stringlerde nasıldı? Mesela bakalım. Bir bakacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de 8. karakteri koyar ki o da null'dur. Debug ettiriyoruz. Adım adım. C++'ı biz eskiden kullanıyorduk ama şimdi başka IDE'ler kullanmaya başladım. Neyse, şunu artık neyle yapıyoruz? Nested string. Ha, artık using string. Neyin altında? STD'nin altında. Nokta virgülü unutmayın. Baş belası oluyorlar. Artık bunu kaldırabilirim. İsterseniz kaldırmayın. Yani STD STD diye yazdırmaz. Bir kez siz STD koyduysanız compiler onu anlıyor. Evet, string. String str diyeceğim. Bakalım olacak mı? String str. Str. Şimdilik özet babına geçiyor. Karakter girişlerine başlayacağım. Yazdırdım. Yani bir daha çalıştırayım. Çabuk çabuk geçti. Mustafa işte Mustafa. Gördünüz. Mesela şöyle bir şey de yapalım. String iste yapalım. Daha sonra Jean. Fark ettiniz mi? Jean. Jean için sağa doğru, siyah için de sola doğru. Siyah çıkıyor, çıkıyor yani ve giriyor. Çok mantıklı. In. Çok uğraşınca böyle oluyor işte. İste. İşte. Şimdi bizden karakter isteyecek. Daha deminki alttaki yazılar yok şimdi. Şimdi string'in şöyle bir özelliği var. Böyle alabildiği kadar böyle her şeyi alan bir şey değildir ama yani otomatik olarak ayarlar diyelim buna. Ne kadar alabileceğini otomatik olarak ayarlar. Eğer sizin kullandığınız IDE'de kütüphanesinde bir limit belirtilmişse o limite kadar alır. Çünkü bazen kütüphanelerde farklı sınırlar konulabiliyor. Tamam. Şimdi diye şöyle diyeyim. Gö mü lü. Dur iki. Ondan önce şey yapalım. Robotik. Hemen döndürdü. 5.66. Pekala, bir de şöyle yapalım. İste. Return. İste. Peki o zaman ne olacaktı? Ya. Nedeni nedir sizce? Hani biz böyle bakıp bakıp bütün kafamızdaki kuralları şey yaptırıyoruz ya. Şuraya bir bakın. Ondan sonra şuraya bir bakın. Integer. Biz iste. O da string. Peki main string döndürebilir mi? Döndüremez. Aklıma geldi. Şu an biraz gülüyorum. Ama bir dışında farklı bir değer döndürebilirsiniz. Bu sıfır olması şart değil. Robotik. 11 döndürdü diyor. Öncesinde ne oluyordu? Ha, dur. Öncesi.
Sıfırdan duruyordum. Neyse. Bugün bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.